Evet, merhabalar. Bugün size gene bir örnek vereceğim. Doğa insanı nasıl yönetiyor? İnsan doğayı yönetemez. Doğa insanı yönetir. İşte bu örneklerden bir tanesi gene bir bitki olsun. Küçük Hindistan cevizi. Küçük Hindistan cevizi Endonezya'da portakal ağacına benzeyen bir ağacı var. Bütün Avrupalılar, Amerikalılar nutmeg olarak bilirler. Ama biz Türkçe'de buna Küçük Hindistan cevizi diyoruz. Muskat da denir buna aynı zamanda. Yalnız bir üzüm çeşidi olan muskatla bunu karıştırmamak lazım. Hollanda 1600'lü yıllardan itibaren Endonezya'yı sömürmek için gider. Orada meşhur Banda adaları vardır, Banda takım adaları ve burada bu muskatı bulurlar. Yani Küçük Hindistan cevizini, bunun meyvesini işte Avrupa'ya taşırlar. Unutmayın 1600'lü yıllar Avrupa ve Asya veba salgınının şokunu daha üzerinden atamamıştır. Hollanda'ya getirdiklerinde bunu pazarlayabilmek için derler ki bu aynı zamanda vebaya karşı da koruyucu ve önleyici derler. Halbuki hiç alakası yok. Uydurma. Öyle hal alır ki yani 1 kilo küçük Hindistan cevizi yani nutmeg yani muskat 1 kilo altından daha pahalı hale gelir. Ve Hollandalılar müthiş bir şekilde bu küçük Hindistan cevizini Avrupa'da satmaya başlarlar. Bunun kokusunu bir başka ülke daha alır. O da sömürgeci. Kim? İngilizler. Onların da böyle büyük gemileri var. Onlar da Endonezya'ya giderler. Banda takım adalarından bir tanesi de Rum adasıdır. Ve orada Hollandalılarla mücadele etmeye başlarlar. Resmen savaş çıkar aralarında. Ve neticede bakıyorlar ki bu her iki tarafa da zarar veriyor. Çünkü şeyi toplayamıyorlar, Küçük Hindistan cevizini. Yani Küçük Hindistan cevizine böyle dıştan baktığınızda örümcek adamın maskesine benzer. Neticede bugün ama bugüne gelecek olursak bu nedir yani Küçük Hindistan cevizi? Osmanlı onu baharat olarak kullanmıştır. Yani bugün biliyoruz ki klinik deneyleri yapılmıştır. Depresyona karşı kullanılır. İşte yüksek tansiyona karşı kullanabilirsiniz. Bunun dışında anti-inflamatuar etkisi de vardır. Bir miktarda zihin açıcı derler. Halbuki böyle bir şey yok. Çok zihin açıcı değil. İnsanın üzerinde sedatif etkisi vardır, sakinleştirici. Bu bitkinin, bu meyvenin daha doğrusu muskat ağacının meyvesinden ileride bir İsviçreli diş hekimi LSD dediğimiz bir uyuşturucu yapacaktır. İngilizlerle Hollandalılar savaşa tutuşurlar orada. Adayı kuşatırlar ve Avrupa şey bekliyor, muskat düşün yani, Küçük Hindistan cevizini bekliyor. Neden? Çünkü çok pahalı, çok kıymetli. Kilosu 1 kilo altınla özdeş yani. Neticede ikisi anlaşmaya otururlar ve Amerika'daki Manhattan adası kimlerindir? Hollandalılarındır. Derler ki siz bu Rum adasından, bu haklarınızdan vazgeçin, biz savaşmayalım deyip İngilizlere Manhattan adasını verirler. Amerika'daki Manhattan adası bu şekilde ne oluyor? İngilizlerin eline geçmiş oluyor. Yani doğadaki bir felaketten kaçmak için insanlar doğaya sarılıyorlar. Sonra doğaya hükmetmek için birbirleriyle savaşıp yine sonunda kaybediyorlar. Evet. Ya da bir taraf yine kazanıyor. Yani bugün günümüzde yani bu işte uydu kanallarında saçma sapan ürünler satıyorlar. İşte şu hastalığa geliyor, şu hastalığa iyi geliyor diye. Yani bu insanlık tarihinde uydurma, insanları kandırma hep ola gelmiştir. Yani bu değişmiyor. Neticede Banda adaları ve Rum adası orada. Gene bu Banda takım adalarının içindeki bir adadır bu. Bu sayede Hollandalılarla İngilizler arasında bir takas yapılır ve böylece İngiltere Manhattan adasının sahibi olur. Küçük Hindistan cevizinin üzerinden yapılan sahtekarlık, bunu
gördünüz ve bugün günümüzde aynı şeyler tekrar ediyor. Uydu kanallarında benim görüntümü kullanarak işte değişik ürünleri değişik isimler altında halkı kandırarak aynı şeyi yapıyorlar. Yani tarih bir tekerrürden ibaret. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Görüşmek üzere inşallah.